Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'a misafir olduk. İstanbul'daki vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlave TV her yerde derken şaka yapmıyorduk. İlave TV sizleri seviyor, İlave TV İstanbul'da. CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Evet. Büyükşehir çalışmıyor mu abi burada? Çalışıyor. İş yapıyor mu? Memnunuz, evet. Büyükşehir olarak? Tabii. Kadıköy Belediyesi değil, Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ya, genelde memnunuz, çalışıyor tabii. Ama CHP'ye evet. Vereceğim reis. Evet. Kadir Topbaş neden görevden alındı sizce? Vallahi onu bilemeyeceğim. Onu bilemeyeceğim. Yok. Eyvallah, sağ olun. Benim oyumun rengi yok. Çünkü hiçbirine oy vermeyeceğim partilerin. Neden efendim? Uymuyor fikirlerime. Daha önce verdiniz mi? Vermiştim. MHP'dir benim partim. Ama vermeyeceğim. Şu anda vermeyeceksiniz. Vermeyeceğim. Çok teşekkürler. Sana. Rica ederim. Vallahi hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Neden abi? İşte gidişata bakıyorsun. Hiç, hep bozuk. İyi değil. İyi değil ama çok ısrar edersen İyi Parti'ye vereceğim. Buradaki çıkarttıkları ortak adaya mı vereceksiniz? Evet. Peki daha önce hangi partiye vermiştiniz? Belediye seçiminde. Hatırlamıyorum onu. 4 seneki. Vallahi hatırlamıyorum kime verdiğimi. Teşekkürler, sağ olun. Sanırım. Şimdi her ne kadar yerel seçim olsa da parti bazında oy kullanıyor seçmen genel olarak. Evet. İstanbul'un da hani kulislerde yani konuşulduğu itibariyle Binali Yıldırım olacakmış adayı. Ya Binali Yıldırım çok değerli bir siyasetçi zaten. Daha önce de başbakanlık da yaptı. Meclis başkanı evet. Şu anda. Evet, şu anda o şekilde. İstanbul'a yararlı olacağını düşünüyorum. Binali Yıldırım. Evet, tabii canım. Daha önce AK Parti'ye verdik. AK Parti'ye verdik ya. AK Parti. Belediye çalışıyor mu burada? Tabii canım, çalışmaz mı? Vallahi şu anda daha hiçbir şey belli değil benim kafamda da. Bakıyorum, inceliyorum, ondan sonra vereceğim karar yani, karar vereceğim. Geçen yani. Seçimde hangi partiye oy vermiştiniz? Geçen sefer Halk Parti'ye oy vermiştim. Ama bu sefer biraz düşüncemi var içimizde. Çok karışıklık var çünkü. Ekonomik sıkıntılar etkiledi mi efendim bu kafanızdaki düşünceleri? Tabii ki etkiledi. Bütün mesele zaten ekonomik sıkıntılar. Evet. Sağlık problemleri, ekonomik sıkıntılar. Daha bir sürü şey var. Yapılan zamlar. Yapılan zamlar zaten. Bakın çarşıya çıkıyoruz. Sadece bakmakla yetiniyoruz. Ben evet, sadece bakıyordunuz evet, şu anda da. Evet, bakıyorum sadece. Ben bir emekliyim. Evet. Alışveriş yapmamız artık mümkün değil. Çok mümkün değil yani. Şimdi kazak almaya çıktım. Kazaklar çok pahalı. Gidiyorum, ip alacağım, kendim öreceğim kazağı. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ İyi olun. Günler size de hayırlı olsun. Sağ olun. Yani vallahi hani ben bu noktada siyasi değil de belediye başkanının ismine bakacağım yani. Adaya verelim diyorsun. Adaya bakacağım yani tabii. Benim için memleketime hizmet eden başımın tacıdır. Parti hiç önemli değil yani. Daha bu. Önceki seçimde hangi partiye vermiştiniz? Ya dedik ya yani isme biz odaklanıyoruz ya. Ya ben siyaset üstü düşünüyorum yani. Evet. Vallahi hatırlamıyorum. Üzerinden birçok seçim geçti. Kime ne verdiğimizi de bilmiyoruz yani. Doğru. Ya seçimlerin içinde kaybolduk açıkçası. Her yıl seçim oluyor. Aynen o yani. Dolayısıyla biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz yani. Dolayısıyla hani birisini atıyoruz ama kim attığımızı da bilmiyoruz. Dediğim gibi ben sadece şahsa odaklanıyorum yani. Parti adı çalışıyor mu burada İstanbul Büyükşehir olarak? Ya özellikle ben şuna fark ettim. Tabii bütün belediyelerde bir gayret var. Onu fark ediyoruz. Fakat evet. Özellikle yani bunu seçime yakın yapmasınlar. Yani yıla yaysınlar ya. Yani bizi bu noktadan şey yapmasınlar. Tam böyle 6 ay varken. Aynen bunu yapmasınlar yani. Yani bütün başkanlardan, bütün adaylardan biz bunu talep ediyoruz. Ya yani biz memleketini seven, insanını seven insanlarız. Dolayısıyla biz belediye başkanlarımızdan, siyasilerden de yani sadece seçim dönemine değil de yani hizmetlerini memleketin her zamana yaymalarını talep ediyoruz. 4,5 yıl duruyorlar, aynen 5 o. ay varken iş yapıyorlar. Yani biraz böyle oluyor biraz yani bu noktada talebimiz son 5 ayda hızlanmasınlar, yaysınlar yani. 4,5 yıl. Aynen. Çok teşekkür biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi çalışmalar. Yani yerel seçimlerde CHP veririm büyük ihtimalle. Sizin için aday mı önemli genelde? Yani hem aday hem parti. Belediye çalışıyor mu burada peki? Yani çalışıyor muhakkak. Yani her belediye bir şekilde çalışıyor ama Büyükşehir olarak da çalışıyor ama İstanbul'un problemleri çok fazla. Ben altından kalkabilecek kişi veya kurum olduğunu kolay kolay parti olduğunu düşünmüyorum.
Peki büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa gibi yerlerde İYİ Parti ile CHP ittifak yapmalı mı sizce? Yani yapabilir, yapmayabilir. Benim için çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Yani pozitif anlamda katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Genel seçimlerde meyvesini almıştı aslında. Biraz faydası olmuştu. Ya belki olabilir, açıkçası çok emin değilim. Yani böyle ittifakların yani 2 artı 2, 4 gibi bir şey oluşturacağını tam emin olamıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlandık tabii. Sağ olasın. Ben yine de Atatürk Partisi hangisiyse ona oy vereceğim. Hangisi Atatürk Kemalist Partisi? Düşüncedeki hangi partisi ona vereceğim. Belediye çalışıyor mu? Belediye, buradaki belediye gayet iyi çalışıyor. Büyükşehir olarak. Büyükşehir olarak bilmiyorum. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy Belediyesi gayet iyi çalışıyor. İyi diyor. Biliyoruz yani, tanıyoruz. Takip ediyoruz. Eğer herhangi bir eksiklik olursa gidip şikayet edeceğimiz noktalar var. Hemen yerine getiriliyor. Yardımcı oluyorlar. Yardımcı oluyorlar. Onun için başkandan memnunuz yani. Evet. Peki büyük şehirlerde işte Ankara olsun, İstanbul, hı-hı, Antalya, Bursa, Adana gibi yerlerde İYİ Parti ile CHP ittifak yapmalı mı sizce belediye yerel seçimlerinde? İstanbul için yapmamalı ama Adana için yapmalılar. Çünkü İYİ Parti MHP'nin oylarını bölecektir. Dolayısıyla Adana için düşünülebilir ama İstanbul için bana göre yapmaması lazım. İstanbul'da CHP'nin adayı belli zaten. Kimi koyacak? Yok, onu ben söyleyemem. Belli, ortada CHP'nin koyacağı birisi var. Mutlaka. Muharrem İnce mi? Muharrem İnce olursa seviniriz. Şey de olsa olur, başkan yardımcısı da olsa olur. Şey, neydi? Gürsel Tekin de ikisi de olur. Ama Muharrem İnce benim favorim. Favorim olarak. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim falan. Ben CHP'ye veririm. Büyükşehir olarak. Yani artık değiştirelim bu kafaları. Artık AK Parti yeter yani, bitsin. Daha önce oy verdiniz mi AK Parti'ye? Hayır, hiç vermedim. Ama yeter artık mı diyorsun? Yeter artık diyor. Yani gerçekten biz şu an yani, ben çocukluğumdan beri bu İstanbul'dayım. Ömrümde bu kadar siyasetçi gördüm ama bunların döneminde biz ezildiğimiz kadar, sırtımıza vurulan yük kadar hiçbir şey yok. Adam ağır sanayi kapatıyor, milletin sırtına vergiyi bindiriyor, vergiyle geçiniyor. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir mantık var mı? Yani bir simitçi, cumhurbaşkanı, hep simitçi daha akıllı şeyler düşünür, daha iyi şeyler yaratır. Şeker fabrikasını kapatıyorsun, kalkıyorsun vergiyle, milletin sırtına vuruyorsun, vergiyle geçinmeyi sağlıyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir ülke de yok yani. Hakikat de yok. Artık yeter. Boramıza geldi ya. Belediye çalışıyor mu abi bu? Abi belediye de çalışmıyor. İnan ki çalışmıyor. Bak ben bu cadde bostanına oturuyorum. Bunların bir ekibi var. Biniyor akşama kadar sahilde piknik yapıyor ya. O sahili temizlemeye geliyorlar. Ha şimdi gitsen belki yine yakalarsınız. Biniyorlar arabaları. Nasıl mayışları sağlam. Sırtı sağlam yere dayamışlar. Yani büyük belediyenin burada hiçbir, Kadıköy'de hiçbir faaliyet yok. Biz şahsen hiç memnun değiliz. İstemiyoruz. Zaten onlar da bizi istemiyor. Biz de onlar istemiyoruz. Açık, net. Açık. Tabii yani zaten Tayyip diyor yani. Tayyip Erdoğan diyor yani. Diyor ki Kadıköy mesele Beleş'te geçiniyor. Bir şey. Çalışmıyor abi. Kadıköy çalışıyor mu? Kadıköy fena değil ama büyükşehir hiç buraya önem vermiyor. Kadıköy'e önem vermiyor. Belki başka yerde çalışıyor. Şimdi hakkında yemeyelim. Ama Kadıköy'e önem vermiyor. Kadıköy'e önem vermiyor. Çok açık, net. Çok ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Cumhuriyet Partisi'ye oy vermeyi düşünürüm ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Tabii. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor mu efendim? Hizmet yapıyor mu İstanbul'da? Vallahi yapıyor gibi görünüyor. Görünüyor. Şu anki belediye yapıyor gibi görünüyor. Peki Kadir Topbaş sizce neden görevden alındı? Onu Cumhurbaşkanı soracağız. Peki büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi yerlerde İYİ Parti ile CHP ittifak yapmalı mı? İyi olur. Yerinde bir karar mı diyorsun? Tabii. Çok teşekkürler, sağ olun. Estağfurullah. Vallahi ben ta şimdilik bir şey düşünmüyorum. Neden? İşte daha karar vermedim. Adaylar da daha belli değil. Aday da belli değil. Geçen seçimde hangi partiye oy vermiştiniz? Geçen seçimde CHP'ye vermiştim. Bu seçim düşünüyor musunuz? Bu seçimde de düşünüyorum. Bakalım hani şimdi yalan da söylemeyelim. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok en güzel çalışanı onu tercih ederiz. Hizmet edene oyumu veririm. Belediye çalışıyor mu İstanbul'da? Büyükşehir. İstanbul Büyükşehir çalışıyor şimdi. Yapabiliyor. Allah var. Şimdi hani yapmıyor diye böyle bir şey yok. Böyle büyük bir şey. Hani gözümle de görmeyince yapmadı onu, yapmadı diyemezsin. Eyvallah. Çok sağ olun. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elinden geldiğince. Elinden geldi bu kadar. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Valla şimdi
Bu şeyi ben bir kere kesinlikle bu partiye vermem. Şimdiki iktidar partisine. AK Parti'ye. Kesinlikle. Benim günahım da onlardan daha şey. Vermem. Daha önce oy verilmiş miydiniz AK Parti'ye? Hayır. Hangisine? AK Parti'ye. AK Parti'ye hayatta vermem. Ben daha önce sağcıydım. Şimdi bunlar gelmeden önce. Ben şimdi solcudan daha çok solcu oldum. AK Parti sayesinde diyorsunuz. Evet. Peki Büyükşehir çalışıyor mu İstanbul'da? Büyükşehir belediye olarak. Hizmetleri var mı yani? Vallahi hizmetlerini görüyoruz işte. Yaptıklarını görüyoruz. Yani doğru dürüst bence şey yok. Yani benim yani şeyime giden bir şey yok. İcraat yok. İcraat bir şey yok. Bence bir yani... Değişim şart mı İstanbul'da? Tabii değişim şart. Çok teşekkür ederim. Şart. Tabii ki MHP. MHP'nin adayı yok ama. MHP'nin adayı yok. AK Parti. Kim aday biliyor musunuz? Yok. Kimi koyabilirler sizce? Bak, onda bir yet. Çalışıyor mu AK Parti İstanbul Büyükşehir olarak? Kesinlikle. Memnunsunuz. Kesinlikle, %100 diyorum Kadir sana. Kadir Topbaş sizce neden görevden alındı? Orasını bilmiyorum. Hadi şimdiki seçilen de görevden alınırsa? Sana bir şey diyemem. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel. İyi günler. İyi Parti'ye. İyi Parti'yi düşünüyorsunuz. Peki Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da çalışıyor mu efendim? Çalışmaya çalışıyor. Ama çok fazla değil mi? Çalışmaya kolay değil. Yunanistan kadar bir şehir İstanbul. Evet. Bu kadar büyük bir şehir, bu kadar çeşitli insan var. Evet. Yani son derece yönetimi zor bir şehir. Birliği sağlaması zor. Yaptıkları yasalar iyi değil. Böyle bir elinin üstüne çıkmak, bu yasayla tutmak, şehri yakalamak çok zor. Evet efendim. Bayağı ümitsizim yani. Peki, konuda. Peki İYİ Parti ile CHP, büyük şehirler, İstanbul olsun, Ankara, Adana, Antalya gibi şehirler ittifak yapmalı mı sizce efendim? Yani ittifak resmi değil. Zaten tabanda halk yapar bunu. Yani adayları öyle seçerseler, evet. İki yani o görüşte insanları taban ittifak yapar zaten, resmi yapmasalar da. Taban yani, yine de uyar diyorsunuz. Taban uyar, yani. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Çok sağ olun. Başarılı. Şu anda kararsızım. Neden abi? Bilmiyorum yani Türkiye'nin gidişatından yani ekonomiden dolayı bir düşünüyorum yani. Şu anda kararsız. Geçen seçimde kime vermiştin? Ben 16 senedir hükümete veriyordum. AK Parti. Bu sefer evet. Bu sefer kararsızım biraz. Bu sefer veresim yok. Cep gitti, yandı yok, mı? Yok. Kararsızım derken yani vermem de demiyorum ama kararsızım yani, düşünceliyim biraz. Ekonomik sıkıntılar, işte son gelen zamlar sizi bunalttı mı bayağı? Biraz evet, biraz cep yakıyor. Biraz cep yakıyor. Maaş biraz eridi tabii. Asgari ücret mi alıyorsun abi? Evet, şu anda öyle alıyorum. Tabii para da %40 da değer kaybetti. Aynen. Diğer aynen. Paraların karşısında. Aynen. Ya mağduriyetiniz var. Evet. Peki iyi bir aday çıkarsa CHP'den ya da İYİ Parti'den İstanbul'a hizmet edebileceğini anlasanız oy verir misiniz? Ya diyorum ya, şu anda hiçbir partiye kararsızım yani. Hepsi de aynı görüşteyim ben hani. Şu anda durum diyorsun yani. Durum aynı. Aynı. Yani değişen bir şey yok. Bu sefer de hani vermemeyi de düşünüyorum yani. O şekilde. Abi yani. Az da olsa içinde pişmanlık var mı? Hani daha önce eşin, dostun ya kardeşim verme AK Parti'ye dediğinde sen onlara kızıyordun. Şu anda içinde az da olsa dobra söylüyor. Az bir pişmanlık var mı? Keşke vermeseydim diye. Keşke vermem diyemiyorum çünkü hizmetlerinden gördüğümden dolayı. Yani hizmetinde bir şey dedim yok. 24 Haziran'dan sonra. Ya 24 Haziran yani bir seneye bağlamayalım her şeyi. Yani 16 genel, genel olarak söylüyorum. Pişman da değilim ama bu sefer de kararsızım yani. Onu söylüyorum. Birazcık teşekkür ederim. Gitti. Aynen. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Şey değil. Ben mi? Evet siz. Ben CHP vermek istiyorum. Neden? Vallahi öyle yani her şey hayat pahalı. Mesela örneğin bunlar dolara bağlıyor dedi mi? Evet. Mesela örneğin diyoruz dolar düşerse tamam her şey düşer tamam diyorlar. Dolar düştü. Peki doğal gaz niye düşmüyor? Peki elektrik niye düşmüyor? Peki diğer şeyler niye düşmüyor yani? Yani iş bir patates soğana mı kalmış yani? Yani daha önce AK Parti'ye oy verdin mi abi? Yok.
Daha önce vermedim. Yok. Ama bu dönemde vermeyeceğim diyorsun. Yok, vermeyeceğim. Aslında hiçbirisine verilecek şekilde değiller ama işte mecbur yani. Oyumuzu vatandaş olarak mecburduk kullanmak zorundayız yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Şimdi bu hangi kanallarda çıkıyor? YouTube'da ilave TV. MHP'ye. MHP'nin adayı yok ama burada. Olsun. Onu ben onlarım. Veremeyeceksin, o adayı yok burada. Veremezsem. Kim verirsin onun yerine? İYİ Parti'ye veririm. İYİ Parti'ye. Evet. Peki belediye çalışıyor mu İstanbul'da? Çalışıyor, çalışmıyorum. Ben ona ama vermem diyorsun yani. Ya ben bu da durmadığım için bilmiyorum. Ben misafirim yani. Ben şey diyeyim. Yani. Ama İYİ Parti'ye vereceğim. İYİ Parti o tamam. Helal olsun. Helal olsun. Hadi bakalım. Köy, Kadıköy Cumhuriyeti. Türkiye'nin bir numaralı kazası. Şehri değil, kazası. Yani burada bellidir. Burada büyük sormaya şehirde, gerek yok. Büyük şehirdekine vereceğim. Ya büyük şehir karışabilir. O karışabilir ama Kadıköy karışmaz. Kadıköy karışmaz. Neyse odur. Böyle gelir öyle gider. Büyükşehir'de kime oy vereceğiniz? Şimdi ben İstanbulluyum. 8 göbek İstanbulluyum. Şimdi kahvemi de ziyan ettin. Anladım ya size kahve. 8 göbek İstanbullu kime verir? Kime verir? Bilmiyoruz işte. Ya bunu düşünmek lazım biraz. Değil mi? Eyvallah, sağ olun. Düşünüyorsunuz. Ben genel CHP vermeyi düşünüyorum. Yani Millet İttifakı'nı vermek istiyorum. Sizce Türkiye'nin büyük illerinde, Ankara olsun, İstanbul, Adana, Antalya gibi yerlerde Millet İttifakı ittifak yapsın mı? Ya normalde yapması gerekir. Bence artı AKP yeter. Diğer partilere, başka partilere şans tanımak lazım. 16 senedir yönetiliyor. Birçok şey yoluna gitmiyorsa ve kötüye doğru gidiyorsa yani bir hükümet değişiklik yapması gerekir. Ne olur yani, bir değişiklik olsa ne olur? Ne farklı şey yapıyor? Bir 5 senedir başka bir partiye şey yapıyor. Bir şans tanıyorum. Belki onlar da yönetecektir. Bir 16 sene denedik o kadar. Artık memnun olan var, olmayan var. Ama evet. Bir başkasını deneyelim. Sözde ekonomi kötü, eğitim kötü, hayvancılık kötü, tarımcılık yok. Üretim yok. Üretim yok. Nereye kadar bu böyle? Yani bu şimdi şeyden çok artık adamcılık veya particilik olmuş. Yani Türkiye düşünen yok. Genelde adamcılık var. Benim adamım iktidar olsun da ne olsa olsun. Türkiye önemli değil, halk önemli değil. Benim düşüncem olsun, iktidar olsun da ne olsa olsun. Yani Türkiye düşünen yok bana göre. Evet. Bu ister AK Parti olsun, CHP olsun. Yani tüm millet Türkiye düşünüyorsa, halk Türkiye düşünecek olursa daha iyi olur. Türkiye yani, kazanır. Türkiye kazanır, halk kazanır yani. Şimdi ben sizi tutuyorum diye siz herkesi onaylarsam bu doğru bir şey değil herhalde yani. Kimse bunu desteklemez ama ne yazık hep öyledir. Yani şu anki hükümeti arkadaşlar arasında eleştiren, yani ona oy veren, yıllar oy veren kişileri daha çok benden eleştiriyor. Peki o zaman niye veriyorsun diyorum oy diyor. Başka kime veririm? Ne demek kime veririm? Yani bir sürü parti var. Klasik bir söz. Tabii. Bir sürü o ver. Sen bu kadar git gibi yani ilkokulda mezunlar köy yapmıyorum. Küçümsemiyorum. Bir ilkokul mezununa bile versen ve İstanbul yaşayan herhangi birine yani normal ilkokul bizim herhangi birine bu kadar yetki vermiş olsan, tek başına bu kadar karara sahip olmuş olsan o bile yönetiyor. Çünkü bir tek kişi yönetmiyor ki. Danışmanları var, milletvekilleri var, bir sürü kişi var yani. Doktoru var, mühendisi var, bir sürü kişi var. Evet. Niye tek kişiye bağlı kalıyor onu anlamıyorum yani. İnşallah bu seçimler birçok şeyi değiştirebilir. Hayırlısı temelimiz olsun. Ama. Temelimiz olsun. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi bir kere kişiye bağlı. Yani öyle çok bir parti tutmam yani kişiye bağlı ama şimdi en çok işi bilen bir kere biraz önce onu düşündüm. Dedim ki aklımdan geçen bir kere bunu ya inşaat mühendisi olması lazım ya çevre mühendisi olması lazım ya da İstanbul'un içinde bir sorununu bilen birisi olması lazım. Aklımdan öyle geçti. Burada parti biraz ikinci planda kalıyor. Kişi ve hizmet edecek inandırması önemli. Ben öyle düşünüyorum. En uygun aday kimi görüyorsunuz? Şöyle kafanızda İstanbul'u çekip çevirir diyebileceğiniz birisi var mı? Bak şu anda hiç öyle kendi düşünün hiç öyle aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi birisi mesela gelmiyor. Kulislerde 3 tane isim dolaşıyor. Ümit Özdağ, Muharrem İnce ve Binali Yıldırım. Sizce hangisi en uygunu? Ya Binali Yıldırım'ı çok hani yukarıdan atlanıp da eşebilmiş gibi pek yakıştıramıyorum. Yani evet. Ağırlığı kendinde kalması. Evet. Evet doğru. Yani ona çok yakıştıramıyorum. Muhtarlığa hani, kadar gider diyorsun yoksa. Ya evet yani çok yakışmıyor. Bir tabandan yukarıda gidelim. Yukarıdan aşağı ilk defa olursa böyle bir şey olacak. Ona pek yakıştıramıyorum. Hani. Ama aşağıdan ilçe belediyelerine iyi hizmet etmiş olanlardan olabilir. Mesela İmamoğlu deniyor. Olabilir. Hani ne kadar hizmet etti. Ben o tarafta hiç gitmiş değilim. Bilmiyorum. Peki belediye, Büyükşehir Belediye İstanbul'da çalışıyor mu? Hizmet ediyor mu sizce?
Ya şimdi genel olarak İstanbul'u şöyle bir düşünürsek. Ya ulaşım her zaman sorun. İstanbul'un işi de zor. Ulaşım her zaman sorun ama hizmet etmek şöyle bir kere sadece altyapı şu bir de kültürel yönden de hizmet. Mesela cami ben bir kere bir paylaşımda buluştum. Sayın veliler dedim. Çocuklarınızı tarikatlara teslim etmeyin. Evet. Camiler bir eğitimi veriyor zaten. De, evet. Paylaştığım kişiler bazen beni sildi. Yani bazı tepki partilerden. Gösterdiler. Evet, tepki gösterdiler. Cami adlarını, yani bu tarikatların işleri, çocukların gitmemesi lazım. Sosyal devlet deyince okul, önce okul, eğitim. Eğitim. Önce eğitim. Bunu belediyenin görevi varsa bunu sağlayabilirsin. En çok ihtiyaç yok. Benim çocuğum, koşuğumda oturuyorum ben. Eskiden ben de eğitim dersendik. Şurada şu bina abi dersendik. Evet. Şimdi Anadolu Lisesi'ne gidemeyen klasik liseye giderdi. Meslek evet. Lisesi'ne gidemeyen klasik lise oradan mühendis olurdu, doktor oluşuyordu. Yok şimdi yok. Ben koşuyordum çocuğum ta Heybeli'ye gönderdim. Çocuk da sapıttı. Sabah 6'da kalkıyor. Güneşin doğuşunu camdan seyrediyor. Bu olmaz ama. Yani büyük şehirde bu olmaması lazım. Çocuk en yakın olduğu mahallede gidebilsin. Biz bunu istiyoruz. Evet. Sonra sosyal faaliyet derken yüzmesine gidebilsin. Sporuna gidebilsin. Bir aktif yok. Ergenlik çağında çocuklar sapıtıyorlar. Şimdi bilgisayarın başında oturuyorlar. Sabah bilgisayar, telefon. Çünkü onu meşgul edecek bir şey yok. Çeken bir şey yok. Evet. Ben gençliğimde giderdim. Özel idare edilen eğitim kurumları da, spor okulları vardı. Hatta Saadet Tantan benim eğitim arkadaşımdır. Ben giderdim ama şimdi yok. Etrafıma bakıyorum. Ben de bu yaşta gideceğim. Benim kapatıldı mı hepsi? Ya hem kapatıldı. Faaliyetli değiller. Yakın yerde yerleşim yerlerinde çok. Yok zaten. Kapatıldı. Bir de paralı oldu. Ulaşım zaten zor. Bir yere gidemiyorsun ulaşımdan, trafikten. Çok zor. Ha, evet zor. Çok teşekkür ederiz. Zaten oldu. Olsa diye. Merhabalar gençler. Merhaba. Toplum adına çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz. İnsanları bilinçlendiriyorsunuz. Bir soru da biz size soralım. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, en çok milletvekili çıkartan, en çok belediye başkanı çıkartan bir şehir. Ve siyasi parti liderlerinin gözü İstanbul'da. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Biliyorsunuz burayı aldıklarında birçok ilden büyük bir kapasiteye ulaşıyorlar. Türkiye'nin %20'si. Kafanızda bir olgu vardır. Henüz belediye başkan adayları açıklanmadı. AK Parti, MHP, CHP açıklamadı. Ama yerel seçimlerde hangi partiye oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Ben CHP'ye vermeyi düşünüyorum oyumu. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da hizmet yapıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki de. İyi işler çıkartıyor mu? Ya ben iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Neden o zaman CHP? CHP'nin daha da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani bir üstüne daha koyacak evet. Diyorsunuz. Bu şekilde. Siz efendim. Valla adaya göre değişir yani. Benim oturduğum şeyde şeye göre veririm herhalde. Adaya göre veririm. Yani Büyükşehir'de kime verirsin? Büyükşehir'de adaylar daha belli olmadı ki. Adaya göre veririm artık. Yani aday partinin önünde mi gelir diyorsun? Bence aday partinin önünde gelir. Çünkü adamın geçmiş ne yaptığı evet. Daha çok şey yani önceden bir hizmet yaptıysa eğer hani ona veririm oyu. Kimi istersiniz? Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Yani bilemedim. Kim olabilir? Mesela Ümit Özdağ'ı düşünebilirdim mesela. Olabilir. İyi Parti'den Ümit olabilir. Özdağ. Muharrem İnce. Muharrem İnce o da olabilir. Aslında pek bir fikrim yok yani. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Güzel adam. Seviyoruz yani kendisini. O da olabilir. Üçü de iddialı adaylar. Üçü de iddia adaylar. Koyarlarsın. Aynen düşünüyorum o konu üzerine. Peki büyük şehirlerde Ankara olsun, İstanbul olsun, Bursa, Antalya gibi yerlerde. Millet İttifakı, CHP ile İYİ Parti ittifak yapmalı mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim, herkes ittifak yaparsa daha güzel bir yarış ortaya çıkar. Daha yakın çıkar sonuçlar birbirine. Yani arada bir küçük rakamlar olmaz mı? Aynen olmasın yani. Herkes bitişik alsın ki hani daha demokratik olsun seçimler. Sizce ittifak yapmalılar mı? Bence de ittifak yapmaları hem oy sayısının artması açısından daha faydalı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun gençler.